Gece bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, hemen aranıyorum. Soğuktan söyleyemedim. Ulan Vez çok hızlı açılmış. Goril, Gorilla Glass abim. Hepimiz yanlış insana sarıldık abi ya. Neredeyiz? Kayseri'deyiz. Sevgili arkadaşlar, Sivas durağından sonra şu an itibariyle Kayseri'deyiz. Kayseri logosunun önünde durduğumuzdan anlayacağınız gibi bugün burada sokak lezzetlerini tatmaya geldik. Yani bugün gorilin içinden geçeceğiz. Çünkü Sivas'ta çok fazla yemek yemeyen sevgili goril diyet yaptı ve diyeti Kayseri'de bozacak. Bugün diyetini ödeyecek diyebiliriz hatta. Aynen bu öyle. Bu arada ben beremi taktım ki beni meydanda Selda Bağcan sanmasınlar ve gelip bana sarılmasınlar. O zaman yağlama, pastırma, sucuk, azıcık da mantı diyelim mi? Hey Kayseri, hadi gidelim. Güzel açılış be. Eyvallah. Seni gidi ETS tur be. Burada ne yiyeceğiz abi? Aman akıyım, bilmiyorum ki ya. Bilmiyorum ki. Bu cıvıklı yumurtalı pide falan gibi öyle bir şey mi? Develi cıvıklı pide, sucuklu pastırmalı pide var. Develi cıvıklı mı? Develi cıvıklı. O ne oluyor? Ustaya soralım mı? Adam bilmiyor ki. Ertan'a soruyor cıvıklı pide ne oluyor diye ya. Ay çok heyecanlıyım cıvıklı pide yiyeceğim için. Senin heyecanın zaten, ben seni ilk defa bu kadar heyecanlı görüyorum. Sanki cıvıklı löp yumurtalı bir şey gibi ha. Börek pide. Börek yok abi, iki tane pide. Cıvıklı pide. Pide mi? Pide çok severim. Şeyli, ben. Pastırmalı, sucuklu. Ver bakalım garnitürü, bir bakalım, görelim. Bir pideyi bu adam yesin o zaman bak. Hala caka satıyor, ben çok seviyorum. Bu arada falan. Yiyebilir. Yiyerim. Biz ona yeme demiyoruz ki oğlum. Buyurun hocam siz. Burada tatlı da vardır ha. Tatlıyı başka bir yere saklasana ya. Bak adam acıktı ha. Evet evet. Ben dedim dün motor açtı Sivas'ta. Eyvallah ustam. Nar ekşisi var mı abi? Bak. Sen artık... Bu bundan sonrası Sivas ve Kayseri bir sokak lezzeti değil, bir edep ve ahlak turu oldu yani. Ben daha çatalımı bir şeye batırmadım, nar ekşisi var mı? Sen yiyecektin bu arada. Yiyecektim. Hiç öyle bir ahlak yok değil mi? Ne gibi? Herkes ballı sofraya oturup aynı anda başlaması. Opa. Ben genelde hiç bekleyemiyorum abi ya. Ballı kaymağı biz en son şey of. Menemen'de mi yemiştik? Yoğurt yoğurt ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben diyeti bozdum. Tam bozayım bunu da yiyeyim. Zaten buradan hocama selamlar. Bunu dediğim bu şişeyi balı mı içeceksin? Ballı yumurta ne abi? Ballı yumurta ne ya? Ballı şey yoğurt. Yoğurt mu bu? E hadi şey acıktıysa. Bu tavadır abi ha. Yoğurt mu? Ha. O nedir o? Gerekiyor abi, gerekiyor. Abi çok affedersin ya. Ona sormazsın. Yaşı daha 13. Bana sormazsın. Yaşım 45'e gelmiş. Yo yo hayır. Mesela dersin ki abi ben burayı yiyeceğim. Burayı ek sadece. Öyle yapalım abi. Sadece buraya zeytinyağı alalım. Eyvallah abi. Mesut'um limon. Olur abi, olur bana reis. Da olur. Abi cıvıklı ne? Cıvıklı dediğimiz öyle bir cıvık diye bir şey yok. Yumurta mı o cıvık? Yok. Etle kuşbaşı çift bıçak arası ve cıvıklı yediğiniz zaman aşağı doğru içinde olan yani akışa akmasının sebebi cıvıklıdır. Cıvık cıvık akar. Ver hocama da şu pideyi ya. Evet ya. Çok acıktık ya. Acıktık, perişan ettin bizi ya. Dün Sivas'tayız. Sivas köftesi yiyoruz. Ya ağzına bir tane attım, bir destur ya. Abi bu köfte çok tuzlu. Yani hazır olun abi, her an her şeyi diyebilir. Yani, benim pide biraz fazla cıvık falan ha, diyebilir. Diyebilir yani bunu. Yani. Mesela cıvıklı bizim işimiz. Bu cıvıklıyı Kayseri'deki 10-15 yer var ama bizim kadar tam kıvamında yapan cıvıklı yok. Develi mevzusu nereden geliyor abi? Bir de develi kebap da var ya. Develi zaten burada da. Normalde Kayseri'de bu meşhur olan develi cıvıklısı. Ama Kayseri'de de. Onu yapan kişi de burada yani. Kayseri develi gidip de develi cıvıklısı yemesine gerek yok. Kayseri'de burada varken nereye kadar yolu gidip de cıvıklı yeme. Ben orada yesem bunlar daha lezzetli. Buradaki daha lezzetli oluyor. Ya önemli ne? Bir de bunu yapan ustalar önemli. Mesela Ertan! Yıllardır ustalar, 15 sene, 16 sene bir ustalarımız var. Karma var. Bak cıvık bu. Hadi canım ya. Aha. Dikkat et. Çeke bu yenir. Damladı bak. Yenir. Kur'an ama bu yenir. Hangisini tutayım abi? Şöyle sık aşağı doğru. Şöyle bir ısır üstünde. Bastırarak şöyle bir ısır bakalım. Aşağı damlaması. Cıvık budur işte. Dediğiniz cıvık mı? Aşağı doğru damlaması. Bastır özelliği bu. Yediğiniz zaman lezzet ağzınızda damak tadına bak. Geliyor. Çıldıracaksın. Tam senlik bir şey. Harbi mi? Çok iyi ya. Bakın abi. Oo. Oh. Alperen gel. İyilik sever benim. Tamam, zorba sensin. Sen İbrahim Yılmaz'sın. Türkiye'nin en tanınmış 10 kişisinden de birisin. Ahmet abi. Hocam cıvıklı pidemiz kaç lira? 120 lira. Ebat ne oluyor? Burası 120 lira ama. Şu bir porsiyon 120 lira.
120 liraya göre çok iyi. Hocam elinize kolunuza sağlık. Abi şimdi sucuklu gelir de cevizi de bir şey varmış. Hadi canım. 120 lira olması sizi şaşırtmadı mı? Şaşırtmadı anasını satayım. Ha 130 olsaydı bir tık şaşırırdım. Bizim sucuklu kaşarla beraber. Anlattı ya oğlum adam. Kayseri'nin bizim sucuk meşhur olan Kayseri'nin sucuklu pek kaşarlısı. Oo koku bak nasıl vuruyor bak. Bunda da cıvık var mı abi? Kaşarla sucuk karışımı. Bizim of. Bordo bordo. Ooo. Zaten Kayseri'de sucuk bir numara zaten. Pardon. Bu da arasından bir lezzet veriyor. Önemli olan lezzetin en tatlı olarak bunu da yemekten sonra çok tatlı ya. Olarak sunuyoruz. Sucuğumuz bir tık da böyle bir... Ha, bu ev sucuğu. Acısı da var mı? Minik. Bunun acılı var, bu da acısı var. Ama bu ev sucuğu... El yapımı oldu çok belli abi. El sucuğumuz olduğu için lezzeti çok güzel. Evet. Hocam inanılmaz. Bayağı iyi. Şundan versene bu kral bana ya. Bu tatlımızdır. Yemekten sonra verdiğimiz en hafif bir tatlımız. Bu tatlı. Evet. İstanbul'a gideceğiz hocam ya. Gecenin kör karanlığında. Bunu da her yerde yemezsiniz. Bu tatlı sadece bize özel yapılan tatlımızdır. Oha. Yine biz bir yerde eti ve tatlıyı karıştırıp yiyorduk. Bununla da gidiyor. Abi ben tatlı çok sevmem. Eti daha çok seviyorum. Ne sitem ediyorsun oğlum? Yemek olarak da yiyebilirim abi bunu. Kahvaltı işi değil mi? Çayla mükemmel oluyor. Abi sucuğa bayıldım. Mesut sen söyle abi ya. İnanılmaz. Bugüne kadar yediğim belki de en iyi pideler olabilir. Orada da fiyatımız uygundur. Abi dur bize. Bayağı iyi. Gerçekten elinize sağlık. Eyvallah abicim. Teşekkür ederim. Kaldı mı? Kalmadı. Aha varmış abi. Abi sen yiyorsan kalsın. Ahmet abinin bıçak arasında yeme ya. Rızkını da yeme ya. Dün Sivas'ta adamın pideye çöktün zaten. Benim en beğendiğim bu bıçak arası. Bir de... Sucuklu bambaşka. Şu tatlıdan bir tane daha versene. Lezzete de doyamıyorlar. Abi elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Durmamız lazım. Kayseri'de daha... Bak kahretsin seni. İkinci durağımız var. Üçüncü durağımız var. Hadi bir döner patlatalım. Lezzeti ver çekil. Ha müsaade et yiyelim amına. Çekil ya. Ondan sonra ben diyeyim ki abi bunun içindeki unsur ne? Bak şehir lezzetleri ne kadar zor anladın değil mi? Ben o kadar çok sinirlenemiyorum ya öyle şeylere. Çok yaşıyorum. Sen ne takmıyorsun ki oğlum? Ben takmıyorum. Sen ayranda asla. Ses geliyor. Roo geğiriyorsun. Sen benim videoları izle. Benim videolar full öyle. Aynen dün izledik Feride ile olan videonu. Feride değil Aysu de. Resmi. Ha? Konuların açıldığı iyi oldu. O bak gorilim. Senle kaç video çektik? Beşimiz falan var değil mi? Vardır. Bunlarla 5 olur. Ve yani milyon kapı baca kıran videomuz da var. 4 milyon beraber izlediğimiz video da var. Seni bir kere bizim yanımızda bu kadar hevesli, bu kadar heyecanlı, bu kadar lafa böyle can siperhane atlayan tabii bir şekilde görmedim. Yumurta var ama. Tam var mı tadı? Yok. İçemiyor. O benim normal hayatta da arkadaşım çünkü. He. Ya biz seninle normalde... Biz ne? Biz karton piyer miyiz amına koyayım? 3 boyutlu maket miyiz? Biz arkadaşım değil miyiz? Buluşmadık ki o abi. İstiyor ki mesela. Ha video dışı buluştunuz siz. Mesut o istiyor biz ki. Video çok biz ondan. Video sonrası gorille neden isim yapar masada takılmıyor? Niye zorlu parlaya gitmiyoruz? Sinema bütün menüyü yemiyoruz. Ha. Yok abi estağfurullah ne alaka ya? Sen ulan bizim goril dualarımızdasın be. Goril. Ha? İki video çektik tamam yılda iki kere. Bak kaç ay sonra nasip oldu. Mesut başkan bir gün rüyaya yattı. Ya dedi gorille dedi seyahat meyahat vesaire falan tak organize ettik. Doğru abi sağ olasın. Çocuğu delirttin amına koyayım ya. Adam buraya gelirken dedi ki belki falan Ali Mesut şehir dışı eğlence falan o bir gün kalmaca. Manyaklığın içine düştü ya. Yok be abi benim öyle hiç beklentim yok ya. Dedi ya goril dün ne yaptınız diye. Herkes odalardaydı. Sen yok bizi hayır. Gece... Ertan abi bir bana yazdı hani gelecek misin diye o yüzden sordum. Hani bir şey mi yapacaktık diye düşündüm. Dün senden ses çıkmayınca ben kendini bornozun şeyiyle, kemerle astın sandım odada. Ben uyudum ya direkt. Bir de biz kaç tane ben bekar çok... insanız. İlişkisi olan bir insanı alıp tabii Kayseri'de abi gece kulüplerini gezdiremeyiz. Asla. Ben gitmem zaten abi. Heyo, heyo, kolay gele. Kolay gelsin. Bu sefer de böyle oturalım. Hadi öyle oturalım hadi bakalım. Öyle. Hadi goril istediği olsun. Siz isterseniz karşıma geçin ben böyle oturayım. Sen gorili yanında istemiyorsun artık. Nereye girecek goril? Goril burada nereye girecek? Hadi tamam. Evet, üç arabaşı. Bu benim yıllarca yine taklidini yaptığım. Artık çorba taklidi de yapıyordum ya bir dönemler. Baba ben senin arabaşı çorba taklidini bilmiyorum bu arada. Diyorsun ya en az 30 kere yapmışımdır. İlk zamanlar yapıyordum. Ne diye yapıyordun ki? O arabaşı mı? Arabaşı. Hadi anlat arabaşı çorbası. Ha. Ben sor. Dün ablaya senin tozlardan verdik bu arada. Senin hamur full protein tozu. Okay. Bir koyacaksın growth hormonu. Ha, 18'inden sonra vücut salgılamadığı için dışarıdan almaca. Ha. Ertan hazırdı mı arabaşı? Yep. Yoksa şey mi yani yepyeni bir arabaşı için 3 saat bekleyeceğiz. Arabaşı çorbası için şu an Kayseri'de Merkez Mahallesi'ndeyiz. Hah, bir mola çorba.
Kalas mahallesindeyiz. Ahmet Kalas. Abi siz de gelsenize şöyle otursanıza ya. Ahmet abi normalde dedi ki bizde de arabaşı çorbası var. Bizde de içebiliriz dedi. Biz de dedi ki Ahmet abi bu çok mesnetsiz bir teklif. Burada üç genç sana gelip çorba içemeyiz. Dolayısıyla dışarıda çorba içeceğiz dedik. Ahmet abi bizim Sivas'ta da yanımızdaydı. Sağ olsun bize o üstün yol kabiliyetiyle bizi Sivas'ta gezdirdi. Sonra Sivas'tan Kayseri'ye getirdi. Ve ne hikmetse Kayseri'de de bizden ayrılmadı. Ve sizin de Ahmet abiyi tanımaya hakkınız var. Ahmet abi Kayserili bir abimiz. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Doğma yerim burası zaten benim. Doğum yerim burası. Ben burada 35-40 senedir buradayım. 35-40 senedir. Evet. Buradaki bütün lezzetleri biliyorsunuz. Evet. Havasına suyuna zaten alıştınız. Burada doğdum, burada büyüdüm. Hiç başka şehre gitmediniz. Gençliğim Bursa'da geçti. Bursa'da kaldım ben. Üniversiteyi kazanıp Bursa'ya gittim. Harbi mi? Evet. Üniversiteyi Bursa'da bitirdim. Buludağ Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra aileyi de oraya çektim. Bir 35 sene kadar şeyde kaldık. Bursa'da gençliğimiz geçti yani. Şimdi tabii mesela Kayseri'ye geldik. Dinliyor musun? Yani büyük bir daha Google'a Kayseri bir şey, Kayseri nedir falan yazdın yani. Hayır, Bursa nerede yazdın Google'a? Bursa ben bunu görüyorsun. Onun ilk seyahat deneyimi abi. Daha önce İstanbul dışına hiç çıkmadı Gori. Yalan mı? Çıktım abi. Çıktım. Nereye çıktın? Nereye çıktın oğlum? Arkadaşlıklar yolculukta belli olur. Aa, en sevdiğim babamın lafı neydi o? Bir insanı tanımak için bir para alışverişin olacak. İki seyahate çıkacaksın. Üç eskort. Miras ilerleyeceksin öyle bir şey. Üç. Üçte de bir şey vardı. Neydi? Paralı maralı ortak. Ortak ol. Bunu senede bir kere soruyoruz adama. Babamı arayacağız. Babam da cevap veremiyor. Yo, babamı arayacağız şey yani. Şey diyor. Neydi o ya? Gibi cevaplar veriyor. O ucuz yani. O babamın ucuz taklidini bir daha yapmam. Bence gayet. Dur bakalım hemen arayalım. Nasıl açacağını yapayım telefonu, ucuz muymuş değil. Merhaba Ali. Arıyorum. İnanamıyorum, her yıl aynı şey oluyor. Ne haber Ali? Merhaba baba. Merhaba Ali, ne haber, ne var ne yok? İyidir babacığım. Şu an Kayseri'deyiz Mesut'la birlikte. Bir de yanımızda Faruk diye bir arkadaşımız var. Ahmet abi de yanımızda. Videonun içindeyiz. Sana çok kısa bir şey soracağım. Sor. Beni hatırlamadıysa TC'mi vereyim. Seni yeri bulan seni. Şimdi Ahmet abi laf arasında dedi ki bir insanı seyahatte yolda tanıyacaksın dedi. Yine senin meşhur lafın aklımıza geldi ve yine Mesut'la hatırlamıyoruz. Neydi o meşhur lafımız? Bir yemek masasında yani içki masasında bir seyahat esnasında... Bir de para alışverişiydi değil mi abi? Abi diyorum baba. Bir içki masasında, iki para alışverişinde, üç de seyahatte. Evet, üç de seyahatte. Hah, tamamdır babacığım, tamamdır. Öpüyoruz ellerinden. Baba ellerinden öpüyoruz. Seneye bir daha bu soruyu sana sormayacağız. Söz, ezberledik hadi, artık. Hadi Allah kolaylık versin. Hayır. Amin babacığım, sağ olasın. Kayseri'den selamlar. Allah razı olsun, sağ ol. Sen sağ olasın, eksik olmayalım. Görüşürüz babacığım. Babam bunu ilk 4 sene teklemeden söyledi. Şu an o da, evet. O da direkt şeyden girdi, içki masasında. Normalde seyahat ve paradan girerdi. Sonunu, final cümlesini saklardı. Para alışverişinde diye. Üçüncü ödül oyununda diyecekti neredeyse. Ağzını tuttu orada, ben anladım onu. Ahmet abinin dediği şey doğru. Bir insan yani içki masasında, para alışverişinde, seyahatte birbirini tanır. Goril, bizim lakabı Goril, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Bu seyahatte onu tanıdık. Bu da şu demek oluyor Ahmet abi. İstanbul'a döndüğümüzde artık Goril diye bir kardeşimiz yok. Goril, sen ne düşünüyorsun? Ne diyeyim abi? Hüzünlenmiyor mu oğlum? Sikin de değil, ne hüzünlenmiyor. Hüzünlendim abi. Ahmet abicim sen çorba içiyor musun? Yok, ben içmeyeceğim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de bıraktığınız gibi sürünmeye devam ediyoruz. Bu güzel çorbanızı içmeye geldik. Okul törenlerinde gülmemeye çalışan pişler var ya, onlar gibisin son bir saattir. Telefona bakıyorsun, kahkahanı yutuyorsun. Ya video çekilirken telefona bakmak ne demek ya? Abi öyle bir şey yok bu arada. Ya, limona mı dalacaksın şimdi yani? Bırak limon, limon, limon olarak kalsın. Bismillah. Ahmet abi, bundan sonraki durağımız bir İskender yemeğe gideceğiz. İskender yiyeceğiz. Başka ne yiyeceğiz? Yok da. Abi ben şu Kayseri'yi bir şöyle tepeden kuş bakışı bir görmenizi istiyorum. Hemen yakınımdaydı şu an. Beyler valla atacağım sizi videodan ha. Kayseri'yi bir kuş bakışı bir görelim tepeden. Tamam. Seyir Tepesi diye bir yerimiz var. Oradan bütün Kayseri ayaklarınızda. Dağları da göreceğiz. Evet, hemen yakın zaten. Pekala. Orada. O Sinan Şef de zaten hemen orada. Onun balkonundan da çekim yapabiliriz. Tamam abi. Sinan Şef'inden bir tanıştırayım sizde. Dünyaca ünlü çünkü Sinan Şef. Sadece Türkiye'de Arap ülkelerinde geçen ben mesela Bahreyn Prensi'ni getirdim. Hemen tanıştılar. Bahreyn Prensi mi? Bahreyn Prensi. Katar Emiri. Bütün ünlüleri. Sinan Şef'e. Sinan Şef'e ve tanıyor. Onlar da bu Sinan Şef'i tanıyor. Orta Doğu'nun diyor en büyük kaburga ustası diye yazmış. Ama abartmış dedim, daha Sinan Şef'i tanımadı. Ama yemeklerini görünce... Valla Kayseri'de çok güzel rotalarımız var. Güzel, az önce pideyle başladık. Şimdi bu ayranlaşı mıydı? Arabaşı, arabaşı. Arabaşı. Neden adı arabaşı abi? Arabaşı. Veysel Karahani zamanında herhalde benim duyduğum kadarıyla yemek yokmuş fazla. Karıştırmışlar unu, suyu. Onu bir hamur haline getirmişler. Arabaşı torbası ayrı, arabaşı ayrı. Arabaşı şöyle hamur şeklinde, nasıl tarif edeyim hani bu? Güllaç gibi bir şey. Güllaça benzemez de. Jelatin. Güllaç gibi bir şey. Hamur yani. Of. Önce hamuru kaşığa batırırsın. Yutmadan önce çorbaya daldırırsın. Öyle yutturursun. Bir daha söyler misin abi?
Ahmet abi? Arabaşı bir hamur işidir. Hamurdan ve sütten hamurdan yapılır, sudan yapılır. Böyle tepsiye dökülür, beyaz bir şeydir. Onu kaşığa daldırırsın, kaşığını doldurursun. Sonra çorbaya daldırırsın bunu. O ayrı mı gelecek şimdi o dediğin şey? O yok, burada yok. Ya yemedi değil mi çorba? Arabaşı odur. Bu da arabaşının çorbasıdır. Bazı arabaşını yiyemeyenler, mesela arabaşı yiyeceğiz. Yemeye çalışsan yemez. Ya biz yine şu an arabaşı lezzetimizi alıyoruz her türlü. Ne çorbasını? Çorbasını. Ama arabaşı yok burada. Arabaşı olsa hamuru daldırırsın, hamuru yutamazsın. Oy. Anca bu yutturur size ve bu ona lezzet katar. Abi ben direkt çorbasını içerim. Çorbası çok güzelmiş tavuk bu arada. Etidir. Ne düşünüyorsun? Güzel, bayağı güzel. Çok sıcak ama güzel. Şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda babamlar yaparlardı. Büyük siniye arabaşı dökülür. O donar, normal havada donar. Ortası açılır yuvarlakça. Büyükçe bir çorbası konulur ortaya. Bütün etraftakiler arabaşını alır, çorbaya daldırır, yer. Onu yutar yani, yer değil, dişe değmeyecek. Yutamayana peki ceza var mı? Yutamayandan ziyade çorbaya daldırırken kaşıktan onu çorbaya düşürenin ceza haftaya o cezalıdır, onda yenilir arabaşı. Sen şakasına sordun, gerçekten bir ceza var şu an. Yo, şakasına sormadım. Biliyordum, arabaşı olimpiyatlarında 3. oldum 2014'te, oradan biliyorum. Şu anda bizim evde de bizim hanım arabaşı yaptı. Bütün arkadaşlar var, bayağı bir kalabalıklar. Arabaşı... Hayır, bu kültür gibi bir şey yani. Öyle herkes, evet. Millet elinde sahip çıkar, bizimdir arabaşı diye. Kayseriler de sahip çıkar, Konyalılar da sahip çıkar. Buranın damak tadı size daha güzel geliyor. Tabii. Yoksa biz yerinde bu tadı bulamadık diyebilirim. Sen Google'a şey mi yazdın? Arkadaş ortamında mantıklı sorular nasıl sorulur? Çünkü bu seyahatte ilk defa mantıklı bir soru sordum. İnanamıyorum yani. Çorbanın tadı neymez ya abi? Çorbanın tadı tavuk suyuna çorba gibi. Bunun içinde mercimek var mı? E, ablaya soralım hemen. Salçalı tavuk suyuna çorba gibi bir şey. Mercimek tadı da geliyor sanki gibi. Yok, o var. Çok lezzetli bir çorba ama. Bir kaşık almak ister misiniz? Çok iyi, bence deneyin. Çok güzel, biz devam edeceğiz çünkü. Ahmet abicim, rotaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çorbamız 10 numara. Goril. Çok güzel, ben bir İskender patlatalım mı? Ne diyorsunuz? Ne var rotada? Pöç var. Pöç ne ya? Pöç de harika bir şey. O zaman yolda karar verelim. Bir pöçümüz var, bir İskenderimiz var. E bakacağız daha. Daha şarküterimiz var vesaire derken arkadaşlar bir inceden İskender'e geçtik. Şu an Sinan Şef'teyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Evet, hep beraber binelim. Gel Faruk. Ne hissediyorsun? İlk defa sokak lezzetlerinde asansöre biniyorsun. Çok güzel bir his. Bence bu kalacak. Kalmaz. Niye ya? Yok, kalmaz herhalde. Çok ağırız oğlum. Bende yeterince graft var. Lan yeriz. Şu taraf 300 kilo böyleli. Evet. Hayır be. Size Sinan Şef'ten önce bir müjde vereyim. İstanbul'a şube açmayı düşünüyormuş. Oley be. Şimdi mi söyledin? Biraz heyecanlandım abi. Bu kadar iyi bir haber beklemiyorum. Şefim nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş Faruk. Merhabalar Faruk Bey. Selam hocam, selamlar. Mesut. Hoş geldin Mesut hoş Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Hamdolsun şefim. Nereye geçelim? Maşallah, maşallah. Şöyle hassesin olduğu, sakin sakin olacağımız. Koşuyor ya. Hadi. Eyvallah. Nedir çorba bu kral? Felaket. Bu şefimizin spesiyel çorbası. İçerisinde közlenmiş patlıcan, krema, sebze var. Sadece kokla bir abi, sadece bir kokla. Wow. Sağlık. İçinde patlıcan da vardı. Evet. İyi bağlanmış bir çorbaya benziyor. Soğuk illerde arka arkaya çorba içebiliyorsun. Bu ne değişik bir şey ya. Kars'ta da 2-3 tane karışık çorba içtik. Akşamın Alperen'le gittik, tekrar çorba içtik ya. Sıkılmıyorsun çorbadan. Galiba o kaseyle içiyorsun sen. Bu çorba var ya, yemeğin yanında bardakta içilir ha. Al abi. Sana içecek olarak bu çorbadan söyleyelim, bardakta iç onu. Bunlar Orta Doğu'ya özgün mezelerimiz. Bu mütebber. Ne hocam, tam duyalım. Bu mütebber. Mütebber. Evet. Köz patlıcanı efendim. Diğeri tahinli humusumuz. Atam efendim, arpacık soğanımız. Of. Sarımsağımız. Tebbulemiz, acile ezmemiz. Salatamız fettuş efendim. Fettuş. Fettuş hangisiydi? Salatamız efendim. Ha, salata. Maydanoz var hocam, nar var. Efendim maydanoz, nar, domates, mısır, dereotu, kıtır et, ekmek. Sinan şefimin özel ekmeği. Onu da hemen yaptırıyorum. Ben şu soğan sarımsaktan bir alayım Kayseri'ye gelmişken. Şu çorbayı ben daha önce annem yapmıştı böyle bir çorbayı. Annem yapmış kadar beğendim yani. Öyle bir anlatıyorsun ki yani o çorbayı yaptıktan sonra anneme bir kafayı attım. Hayır yani annemin çorbası kadar güzel yani, onu demek istedim. Bak Kayseri'ye gelsem içerim dediğim çorba bu. Az önce içtim. Yallah çorba. Yallah. Yok vallahi çok güzeldi. Yemin ederim çok güzel. Kötü müydü? Çok güzel çorba. Ama adam ana yemeği bekliyor. Şimdi bugün biz de çok fazla yemek yedik. Ne yedik baba? Bugün gittik sabah güzel develi cıvık bir pide yedik. Ondan sonra çorba içtik. Bu kadar mı? İki yere rağmen neden biz arka planda daha da stresliyiz? O iki yer bizi yordu reis. Allah Allah. Şimdi üçüncü durağımızdayız. Sen buranın en çok neyini seviyorsun hocam? Ha, manzarası. Ya evet tabii ki. Öncelikle manzarası, sonrasında Osmanlı mutfağımız var. Ya yemek olarak söyleyeyim. Ben Osmanlı mutfağımız, şefimizin yani Orta Doğu'ya özgün bir mutfak bu. Buharda pişen yumuşak bir et yani. İçeride Orta Doğulu biri var, göz göze geldim. Bana yap onu. Sen de mi gördün? Evet. Ne diyorsun? İçerideki şu masa. Üçlü masa. Aynen. Hadi be. Sıcağımızı verdim. Harbi mi? Verdim. Ulan gel sarılacağım ya.
Oğlum Suudi prensinin yengesi falan çıkacak. Yapmasaydın keşke. Bir şey diyeceğim ya. Dedim ki yapıştır. Memleketin her yerine gittik bak, her yerine. İlk defa böyle bir misafirperverlikle karşılaşıyorum ya. Ya tüylerim diken diken şu an ya. Adam doyuruyor abi seni. Mutluyum abi şu an. Arabada ağzına sıçtım zaten de. Az bekle. İskenderci'ye giderken 3. repertuarı oynayacağım. Katam ya alacağım. Gördün mü de yok. Yo. Tam senlikmiş. Adam mı? Ne adam? Görmedim. Ben uçağımı 4'e aldırıyorum. 24 dakikam var havalimanına gitmek için. Ağzınıza sıçayım. Beni ilk 2 videodan silin. Onu nasıl bulacağız peki? Pardon. Sen Kayseri'de çok az geğirdin ama. Kayseri'de geğiremedim ki. Kayseri daha stresli ya. Nerede ya? Burası Kayseri değil mi zaten? Evet, burada az geğirdim. Şimdi bak, Kayseri'mizin yerli ve milli özel Sinan Şef'e yapılmış manda ayranı. Özel yapılıyor. Üniversiteden bir hocamızın denetimi altında. Kayseri'mize özel. Kola, Kayseri'nin meysusu. Türkiye'mizi yani yerli ve milli diyoruz. Kayseri'mizin, Kayseri'ye özel meyve sularımız. Sizin üretiminiz mi, Kayseri özel mi? Kayseri özel, pekala. Övünüyoruz yani Kayseri'mizle. Kayseri'mizin gazozu, Gülhane gazozu. Şekerli yani Gülhane'den. Hafif böyle tatlı mı? Yok. Kayseri'mizin yine meysumuzun yaptığı kola. Hoppa. Bir yerden tanıdık geliyor. Biz öbürlerini kaldırdık. Pekala. Bu da yine portakalımız. Sana şort çıktı. Hepsini birbirine kattın, içtin güzel. Abi, Serkaç büyük Bey. Kocaman bir bardak alabilir miyiz? Aynen, kocaman bir bardak. Kelle böyle, kupa gibi bir şey de olabilir ya. Sürahi sürahi, yaşa. Şarküteriden de kurtardım seni. Her zaman övündüğümüz şalgamımız. O ne? Şalgam. Serfresh. Serden geçtiğinin seri mi o? Geçti. Ha, Serfresh. Pekala hocam. Yani saymakla bitmez Kayseri'mizin ürünleri. Orada bir tane 33'lük Tuborg var. Ha, o tek ele ait bir şey Sinan hocam. Eski günler. Harikasınız ya. Ben şu ayrandan patlatacağım bir tane. Ben de ayran istiyorum. Sana yani. Dur, sana özel ayran şey geliyor zaten. Sen dur. Ekmeğimiz, balon ekmeğimizi koyduk. Bu güzel ayranı böyle buzlu bir bardakta içebilme şansın var mı buzlu, Sinan Şef'im? Buz doldurun getirin yavrucuğum. Şimdi biz neyi bekliyorduk? Orman kebabını bekliyorduk. Çorbamız geldi. Çorbayı yedik bile. Elinize konzosu. Nasıl çorba? En çok annenin çorbasına benzettin. Sinan Şef'im evet, özet abi, geç. Annemin yaptığı çorba kadar güzel. Hay canım. Ya. Hangi çorba anamızın çorbası kadar güzeldir ki? Hiç ya. Söyleyeyim Sinan Şef'in. Hadi bakayım. Ben ayranımı bekliyorum. Yemeklerimizi hala bekliyorum Sinan Şef'im. Tamamdır. Sürahi yeter abi. Ya kusturacağım beni. Saçmalama oğlum, senin uzmanlık alanın. Bundan iki tane mi direkt sürahi mi? Ya. Bundan iki tane değil abi, bunu içemez. O zaman şöyle sürahi bir şey yapıyoruz. Sürahiyi yerine kadar dolduruz. Pekala, hepsinden birer tane. Aynen. Şefimin ayranı, şefimin sodası, fantası. Şefimin sodası değil o ya. Kolası, karışık meyve nektarı var bunlar zaten. Serfresh. Aynen öyle. Okey. Budur baba. Bir dakika, galiba bir de Gülhane gazozumuz. Siz şey mi istiyorsunuz? Ben bu masaya kusayım. Saçmalama öyle bir şey yok. Kayseri'nin ortasındayız, öyle bir şey yok. Bu işletme goril dostudur bak, görmüyor musun? Seni düşünüyor insanlar. Şıklık olsun diye. Benden bütün bu içecekleri abi karıştırıp içmemi istemişsiniz. Niye bir sürü içecek geldi buraya? Dün ne dedin? Yerken zorlanıyorum. Uzmanlığım içmek dedin. Biz seni düşündüğümüz için içecek geliyor. İçeceksin. Aha. Belli ki buralar alev alacak. Şek şeki geliyor. Kerimcan Durmaz'dan tam 2 şişe şampanya. Teşekkürler Kerimcan. Aç kafa. Allah Allah be. Şefim bez. Abi kaç saattir pişiyor bunlar? 4,5 saat. Buharda. İlk ben mi? Evet. Hadi şefim be. Şanslı olsun. Acına geldik. Ağzını yakarım gibi korkuyordum. Allah Allah. Vay. Abartısı söylüyorum. Şefim, özel bir adı varsa lütfen zikredin. Osmanlı mutfağından kuzu kol dolması diyoruz, kol. O kadar mı böyle tam kararında tadı olur? Derisine kadar. Yine mi sen? Bir tane ben alayım. Allah Allah. Ha, goril Ali. Graft'ı basıyorum. Mesut, bayılacaksın. Hadi ya. Vallahi billahi. Şefim, 37 yıldır beklediğime değdi çünkü 37 yıllık hayatımda ilk defa Kayseri'ye geliyorum. Hakikaten değdi. Bunun üzerine de şefimin ayranını içiyorum. Yakışıklı mı? Şöyle bir lokmada. Allah Allah, vay işte be. Bu ya. Lokmacıyı çok severim ya. Lokmayı yiyen. Çok iyiymiş. Benim canımdır ya. Heh. Çok iyiymiş ya. Pilavım iki çeşit bak. Bunun adı Buhari. Buhari. Evet, Buhari deriz Orta Doğu'da. Şu biryani bak. Bunu da Hint tarafı yapar. Şu etlerden de şöyle yapayım. Eyvallah şefim. Şefim, sen sunum yaparken ben de o sırada bizim ekip arkadaşlarımıza. Sağ olun, sizler nasılsınız? Abo. Hadi canım. Efendim, kebabımız. Oh.
Onsuz geceler yana 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 rahatlık uyatamadım ka o yana ka bu yana. Ama eski tremperacı baba yani. Cini kaça açıyorsunuz? Satır mı oluyordu şefim bu? Evet, zırh kebabı. Zırh. Mesut'cum kısar mısın onu biraz? Ben Karslı özgürlük anlatayım. Güzel. Şimdi size bir de bunu tattırayım. Yalnız bende bir şey var. Bu kebabı ben humusu ısrarla iddia ediyorum ve humusla bu kebabın çok güzel olacağını anlatıyorum hep. Bir de kebabından böyle güzel ben lokma. Hadi. Lokma. Yallah. İşte bu ya. Allah Allah. Bak kebaba bak. Adana'da bu kadar güzel kebap yemedim. Bak şimdi. Buyur. Büyük konuşursun, büyük konuşursun, büyük laf edersin. Adana'da bu kadar güzel kebap yediysen söyle. Şefim eline koluna sağlık. Sen ne ara yürüttün oğlum onu oradan? Şuradan aldım bir tane. Allah Allah, dur bakalım. Ama ne kadar güzel bir zırh. Hoppa. Tam Orta Doğu'ya dönüştü. Eksiz Orta Doğu. İşte bu ya. Teel brother in tam allem. Çok iyiymiş lan. Çok Sertak iyiymiş Bey. Lan. Hemen tadına bakın. Oğlum bunu yiyin. Neden? Çünkü bir Adana kebap kıyaslaması isteyeceğim. Vay yapalım be. Abi ya. Yapalım. Çok lezzetli çünkü. Bayağı iyi yani. Dolu dolu. Satır, zırh, dolu dolu. Kayseri Kars'ı indiriyor gibi. Hocam elinize kolunuza sağlık ya. Dürümün içinde bir dürüm daha var. Evet. Dürüm kare bu. Etin içini de açıp ona da doldurdu. Sana. Bana mı? Evet. Bir de elimden ısır dur. Geliyorum. Isırmaya geliyorum. Allah Allah. İşte bu ya. Yemeği bilmek de çok önemli biliyor musun? Humuslu. Vallahi müthiş. Humuslu ve soğanlı. Ben bunu cebime koyup İstanbul'da hayır, yemek istiyorum. Ya Sinan Hocam bırak götürsün ben ya. Ben İstanbul'a gönderirim seni. Halledim. Eyvallah, eyvallah. Sevgili Sinan Hocam, şefim böyle bir zırh kebabımızın fiyatı ne kadar? Benim parayla işim olmuyor da. Aa, sen bitirmişsin zaten parayla işini, benim o çok belli. İşim olmuyor hiç. Defteri kapatmışsın sen. Şefim peki nasıl öğrenebiliriz fiyatı? Hemen. Hesap gelince öğreniyorsunuz. Şu anda biz şeydeyiz ya. Cumhuriyetimizin 100. yılı için %50 hep indirimli gidiyoruz. Öyle mi? Bu şu anda buraya gelen misafirlerin hesabının yarısını ödüyor. Ne kadar güzel. 2024 1 Ocak'ta bitiyor bu iş o zaman. Belki uzatacağız. Çok öyle istek var çünkü. Bu da bak bunun ismi tebbule. Şefim ama çok her şey çok lezzetli ya. Patlayacağız ya. Oh. Daha dur daha başlangıç. Yok daha yapma benim. Şefim. Vallahi billahi. Kendime batıracağım şu an. Öldüreceğim kendimi. Faruk senin en çok sevdiğin hangisi? Patates kızartması da gözüne batırayım. Oh. Kebap ya. Şampanyamız geldi efendim. Hah. Suudi şampanyası. Evet arkadaşlar benden Suudi şampanyası içmemi istemişsiniz. Aa bu senin için alkolsüz şampanyanın. Abim uyanmadan alkolsüz şampanya. Bu sürahideki versiyonu. Hmm. Onu biz orada sigara içerken çeker görür. Doğru sen biliyorsun bunu. Bu var. Yediklerinizi hep sindirecek hiç. Aa işte bunu istiyoruz. Bir anda yiyecek mi abi? Bak, abi yapma. Kaydı. Kaç tane var orada saçmalama. Birini seçeceğim. Suudi şampanyası. El Nasır 1823. Bravo oğlum. Yakışıklı. On numara ismi şakayı. Lan bir şey diyeceğim. Onu geç baba ben sana oynuyorum yani. Derdim o ki. Bir şey diyeceğim güzelmiş ya. Bu şerbetten daha iyi. Bu bayağı iyiymiş abi. Şefim sizin parayla ilgili herhangi bir işiniz kalmadı. Hayır, işim yok. Ben size sormayacağım yani orman kebabı ne kadar, kebap ne kadar, patates kızartması, tabule falan filan diye. Her şey için çok teşekkür ederiz. İnanılmaz güzel. Vallahi billahi yani o kadar doydum ki. Bir şu an temiz hava almamız lazım. Ama ondan önce. Şefim sevgili Goril Faruk. Heh. Hazır burada Sinan Şef'teyken. Sinan Şef'in özel ürünleri yani Kayseri'den başka hiçbir yerde bulamayacağımız 7-8 tane ürünüyle birazdan bir shake yapacak. Hatta içeceklerimizi açabiliriz. Aynen Mesut, öyle. Sunum sende baba. Burada ne o var? De, abi, Kayserimizin o çok portakalı. Meysu. Kayserimizin o çok o çok. Gorilcan. O sırayı çok. Gorilcan. Ben. Sen bana bırak. Verdik aromayı. Ardından Sinan ustamızın özel ayranı. Bravo Mesut. Üniversiteli bir hoca gözetiminde Sinan Hoca Mesut'um, için yapıyorlar. Mesut'um bravo öğrenmişsin. Bak. Allah'a bek onu da mı katacaksın? Bak. Tabii ki ya usta. En sonda cebimde bir tane minicik bir siyanür var onu atıyorum burada ölüyor zaten. Bak tak. Sonra gazozumuz böyle açılmadı. Onu açacak evet. Getirin. Ben bir yandan Kayserimizin kolasını koyayım. Çok güzel. Böyle bir karışım. Yeter. Böyle bir karışım Sinan Şef olarak ilk defa gördüm. Bak geldi. Gülhane gazozu Kayserimizin. Yalnızca park olmadığını görün. Hoppa. Çok güzel. Bravo. Tamam tamam bravo. Ya. Tamam. Şimdi Kayserimizin meysusu. Meysusu abi. O zaman şöyle yapalım bak. Tak. Tamam abi ne yaptın ya? Ben böyle bir karışım ilk defa görüyorum. Aa dur. Serfresh. Tabii son. O da neşesine. Bu da şefimin ikramı. Onu da şöyle. O acıymış. Gıkını çıkartmayacaksın. Kayseri burası. Vallahi o takarız acıymış. Bak. Bu acılı evet. Bir dakika temiz güzel bir kaşık rica edelim. Aynen. Frambuazlı.
Şampanya koyalım mı? Öldürdün ya. Yeter ama ya. Yapıştır son şampanyayı da. Vallahi şampanyayı da. Ve mi tayyara? Sinan şefimizin Matrix filminde özel kullandığı kaşık. Buyurun. Benden bu içeceklerin hepsini karıştırıp içmemi istemişsiniz. Bismillah. Gorilim geliyor. Bak, 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 bak. Vay içine. Sinan hocam, gorilin asıl mevzusu bütün karışımı tekte içmek. Şuradaki bardağa koysana. Olay budur ama şuradaki baba, bu seni daha motive etmez mi? Çok büyük o, aşırı hani büyük. Hani gorile bir moral alkışı. Çok gerildi. Çok gerildi. Goril, 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 goril. Hadi bakalım gorilci. Evet, gorilim. Ama gorilim bak, yolda ne düşersen ben karışım. Şöyle verdik. Bak, Kayserimizin güzide ürünlerinin tamamı var bunda. Abi kaç tane kamera açtınız ya? Dur oğlum, şov habere satacağız bunu. Hazır mısın goril? Değilim. Biz hazırız ama. Abi bu çok büyük, çok yemek. Hadi babacım, hadi. Nedir be gorilim, alt tarafı? Gorilim. Şu kadar şey var işte. Hadi bakalım. Bak, Kayseri'nin ortasındayız, yapma. Vallahi, vallahi işte. Allah. Wow! Bravo wow. Be goril be. Bravo. Bravo be. Allah bravo. Biz içebilir miyiz? Hayır. Bravo bize de be. Biz hiçbir şey yapamayız. Sigara içeriz ama tellendiririz açık havada güzel istiyorsan. Şefim, biz o sırada bir yemek arası veriyoruz. Güzel bir terasımıza çıkıyoruz. Temiz havamızı alıyoruz. Hem size hem güzel Kayseri halkımıza bizleri ağırladığınız için, bu güzel lezzetleri sunduğunuz için. Ne oldu? Moralim bozuldu. Morali bozuldu. Konuşuruz. Vallahi. Sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun. Burayı bulmak isteyenler, ki ben Ahmet abi'den de duydum. Aylar sonrasına bir randevu, rezervasyon durumu var öyle yani. Oluyor, bizim evet. Gibi şehir dışından gelen kardeşleriniz için buraya nasıl ulaşabilirler? Sinan Şef yazdığı zaman bütün sosyal medya neresine yazsa Sinan Şef'i bulur. Pekala. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selamünaleyküm hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, Tolga ben. Tolga Bey merhabalar. Merhaba hocam. Gorilimiz nerede? Buradayım. Gorili biraz yorduk ya. Gorile 8 tane içecek içirdik az önce, bir sürahide. 2 litre içeceği tek attı yine. Burada da tulum peyniri iç bence. Hadi şunu iç be. İç lan, nedir be oğlum? Sıvı tulum peyniri. Şimdi bizde şöyle bir kavram karmaşası var. Biz ulusal bir markayız. Bizim ürünlerimizi şehir dışındaki zincir şarküterilerde, marketlerde de markamızla ulaşabiliyorsunuz. Ama bizim burada işlediğimiz bu masada işlediğimiz ürünler bir bizim evliliğe geçerler. Şehir dışına gönderilen ürünler değil. Öyle mi? Tabii bunlardan çok yüksek oranda imalat da yok. Buyurun bakın tadına lütfen. Tadına baktığınız zaman anlıyorsunuz zaten. Gerçekten ben böyle bir şey yemedim diyen. Şemenli şemensiz. Sevgiye göre değişir. Meyveyi kabuklu yemekle kabuksuz yemek arasındaki farkla aynı. Hocam çok uç bir örnek. Mandalinayı kabukla yemem. Yani elmayı kabukla yersin, kabuksuz yersin. Ben yine her zamanki gibi. Yani çemeni yenilmez diye bir şey yok. Çemenle farklı bir lezzeti var, çemensiz farklı bir lezzeti var. Öyle ağır çemeni, sıkıntılı bir çemeni yok ama ya. Aynen. Moda ikonu kardeşimiz dedi ki, ya dedi sucuk pastırma götüreceğiz de dedi. Çok ağır oluyor dedi. Ben evet eskiden bir Kayseri sucuğu yemiş bulundum. Bu daha böyle Bordo'ya yakın köfte tonlarında bir sucuk yedim. 3,5 gün uyudum galiba. Abi şimdi kasap market sucukları almak doğru hareket değildir. Bak yani hepsini genellemeyelim, tenzih edelim. Ama kasap ve marketler... Ha, bunun raconu o. Tabii. Bu mağara sucuğu diyorsun da bunun içerisindeki et bonfile eti soğuk soğuk ısırarak bunun raconu bir parmağı soyup hiç kesmeden ısırarak yemektir. Girişkilik diye geçer. Şimdi biz mesela İstanbul'da çocukluğumuzda işte anneannelerimiz, babaannelerimiz işte sucuklu yumurta, sucuklu menemen falan filan yaptığında tezgahta hep böyle kesilmiş 4-5 parça, işte 7-8 parça sucuk görürdük. Bir tane atardık. Çiğ çiğ yerdik. Hoşumuza giderdi. Onlar da Allah rahmet eylesin şey derdi. Dur oğlum içinde sucuk ağacı çıkacak falan diye. Çocuk şeye dadanmasın, yemeğe dadanmasın diye söylemiş. Bence ürünü tüketme diye söylemiş öyle. Karnında kurt çıkart. Ha yani. Dümen kendi seviyor belli ki. Rakı viski yanında güzel olur. Of, bak of, şu of. Yiyeceğiniz var ya. Bak bu da efsane bir ürün. Allah. Bu da şarapla çok güzel sarar. Aa Tolga hocam. Bak bugün akşam ben İstanbul'dayım ne olur. Bir Cabernet Sauvignon'un yanında bundan istiyorum. Meze bizde abi. Soğuk sucuk yiyoruz şu an ve acayip iyi. Bu sitik. Bu atıştırmalık et çubuğu. Bunun bir tanesini alıyoruz. Pro gibi viskinin yanında.
Bir tanesine sıra sıra yudum. Atıştırmalık et çubuğu. Aynen. Stik sucuk. Bunu kızartmaya, pişirmeye falan gerek yok. Çok iyiymiş bu da ya. Bu dil ve dil abi. Ha, bu da zaten yine şarküterinin vazgeçilmez bir ürünü. Ya yalan yok Dolgu hocam, yani bunlar gerçekten şimdi gazlı içeceğin yanında ya, tüketilecek hani şeyler ya, değil yani. Canım ya, ben hani bazı ürünlerimize müşterimizden hani biz satış için bir şey demiyoruz. Sonuçta sattığımız üründen biz para kazanıyoruz. Ama ben bazı ürünlerin kahvaltıda tüketilmesine yazık diyorum. Ya da işte yumurtayla yaparım ben bunu. Benim içim gidiyor abi, sen nasıl yaparsan yap diyorum içimden de. Yazık yani. Hani bazı ürünler mezedir bizde. Sen hangisini sevdin en çok? Ben sucuğu çok sevdim. Yani. Hangisini? Şu var ya. Kara sucuk. Ha, aynen. Çiçek sucuk da çok iyi. Dilfime de çok iyi. Dilfime 10 numara yani. Papatya sucuk da bayağıymış. Peki bir şey diyeceğim. İstanbul'da aklını kaçırmış sanatçı arkadaşım var. İsim vermek istemiyorum. OK diye sadece kodlayayım. Dur ben yardımcı olayım. Mehmet Ege. Annenleyiz. Aynen. Şimdi tanıyabilirler. Kendisi Kayseri'ye gitmişken bana sucuk pastırma almadan gelme dedi. Bir kere ona bir şey isteyeceğiz. Goril, sen İstanbul'a ne götürmek istersin? Abi ben sucuk ve pastırma götürürüm ya. Sucuk ve pastırma. Ben sana farklı şeyler de tattırayım. Frankfurter tattırırım. Aa, onu da cızbız yapmayacak mıyız? Cızbız da yapabilirsin, soğuk da yiyebilirsin. Tolga hocam, burası neresi diye geçiyor Kayseri'de? Bahçeli Evler Mahallesi, Talas. Bahçeli Evler Mahallesi, Talas. Frankfurter. Frankfurter'a bakıyorsunuz, bir de Brabus taktıracak ustam size. Frankfurter'in hala dışında kuzu bağırsağı var. Bu sosis ama bak, bu da soğuk söğüş olarak yenilebilir. Biz galiba Frankfurter'ciyiz. Tabii tabii. Değil mi? Frankfurter biraz daha istidir. Bu da füme et, kuru et. Bu da yine vazgeçilmezimiz ya. Bunlardan giriyoruz şu anda, hani daha henüz biz şeyde değiliz. Tolga hocam çok seçenek var. Buraya kadar bile tıkandık ama çok lezzetli. Bunlardan Alperen Ertan sen ne istiyorsan hepimiz söyleyelim, paketleyelim. Buradan direkt. Bakın diyorum. Şimdi bir de bizim ürünlerimizle ilgili gene bilinmeyen bir yanlış. Sen al 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 al. Al al al. Çok mu çok, bir tanesi al. O doymuyor. Götür. Al oğlum. Yok, Alperen'e ver. Alperen bak ağzı sabahtan beri yalanıyor. Sen bir tadımlık al. Bu da gün kurusu. Tekrar ben kaldığım yerden devam edecek olursam. Bizim ürünlerimiz eskiden zaten insanlar dış ortamda rahatça saklayabilsin diye bulunmuş ürünler. Yani ben kargo gönderdiğim zaman benim ürünüm bir haftada da bozulmaz. Çünkü dışarıda durmaya elverişli ürün. Sucuk, kavurma, pastırma, mantı, füme, hani bunların hepsi dışarıda kalabilsin diye bulunmuş ürünler. Bunun çemenini ya. Çemenli. Ayrıca ya. Ayrıca çemeninin bir tadına bak. Bunun çemeni kokmaz da. Bu kimyon ağırlıklı bir çemen. Onu akşam ablaya sorayım İstanbul'da. Kokuyor muyuz, kokmuyor muyuz? Tolga hocam akşam iptal olacak benim ya. Daha aromatik bir ürün. Evet. Rozbif midir peki, bu ne? Baharatlı varyant, bu daha kuru bir ürün. Bakın, bak gene bak. Bizim doğa şarküteri tarzı. Dışında daha özel baharatlarımız var bunun. Bu da güzel mezedir. Tolga hocam, elinize kolunuza sağlık. Bak mesela şehir dışından gelen müşterimiz bizdeki bu tip rutubellidir. Burada masaları gösterdim abi çekimde, bilmiyorum ama. Şimdi burada oturur, biz de güzelce başlangıcını yapar. Ondan sonra bizim yönlendireceğimiz rehberlikle. Çok teşekkürler. Hepsini çok beğendim. Ellerinize sağlık. Ya hadi Allah aşkına ya. Tolga hocam, elinize kolunuza sağlık. Abi eyvallah. Çok teşekkür abi, ederiz. Abi. Dota devam. Haydi. Sevgili arkadaşlar, Sivas'tan sonra inanılmaz yorucu, tempolu bir Kayseri turu oldu. Ve ne hikmetse aynı Adana'da şırdan yiyemediğimiz gibi Kayseri'de de mantı yemedik. Neden? Çünkü en iyi mantı nerede diye kendi aramızda saatlerce dövüşürken dedik ki neden bir sonraki turda Kayseri'ye gelip o mantıyı yemeyelim? Siz de yorumların altında Kayseri'de yiyebileceğimiz en iyi mantıcının adresini yazarsınız sevgili Mesut Can Tomay. Gorilim, ben bugün gorile mikrofon uzatmak istiyorum. Uzat. Keşke böyle bir tane kafası kocaman mikrofonum olsaydı da şunu deseydim. Goril goril, Ali ve Mesut'la şehri terk etmek, şehir dışına çıkmak nasıl bir duyguymuş? Bir daha çıkar mısın? Büyütüyorum. Yurt dışı düşünür müsün bu ikiliyle? Neden olmasın? Vay be, canını yediğim gorilim be. Goril, peki ne düşünüyorsun ya? Zormuş değil mi sokak lezzetleri? Ya abi zormuş mu? Soğuk bir yerde çekmek zormuş. Öyle söyleyeyim size. O kadar mı? Onun dışında beni çok bir şey etkilemedi ya. Antalya'ya gidilir yani. Antalya'ya zaten gidilir abi. Peki biz ne yapacağız bir sonraki durak? Durak bir süre yok reis. Pekala. Sen Pride çantandan çıkar fotoğraf makineni. Bizi çek. Goril'i tek alacağım bir. Tek mi? Goril. Kayseri'nin en ölümsüz hatırası. Yediklerin değil. Bu fotoğrafa baktığında bizi hatırlayacaksın. Bakayım abi. Cebine koy, uçakta bakarsın. Niye gözükmüyor şu an? Ebenin ama hikayeyi baştan alıyoruz. Kapat baba. Bilmiyorum.